Kiraz peşinde yollardayız. Aylin Taylandlı olduğu için hiç kiraz ağacı görmemiş. Tayland'da kiraz yetişmediği için. Böyle olunca da bana dedi ki çok sevdiğim kirazın nasıl yetiştiğini görmek istiyorum. Biz de kiraz denince ilk akla gelen yere Hadim'e doğru yola çıktık. Yolumuzun üzerinde bulunan Eiste Viyadüğü'nde mola verdik. Dünyanın ikinci yüksek, Türkiye'nin en yüksek viyadüğü. Torosların eteğinde üretilen, kalitesi ve tadıyla yurt dışında Türk kirazı olarak bilinen Hadim kirazı için yollardayız. Yüksek rakımı dolayısıyla kiraz hasadının en geç yapıldığı yerlerden birisi Konya'nın Hadim ilçesi. Konya'nın Toroslar üzerinde kurulu Hadim ilçesinde 900 cins kirazın olduğu söyleniyor. Aroması, lezzeti, kalitesiyle dikkat çeken Hadim kirazının %90'ı yurt dışına satılıyor. Kirazın kilogram fiyatı 20 liraya kadar çıkıyor. Biz de bu kaliteli kirazın nasıl yetiştiğini görmek için Efraim Uysal Kiraz Bahçeleri'ndeyiz. Bu bahçenin sahibi Ali amca. Güler yüzüyle bizi ağırlayan Ali amcaya teşekkür ediyoruz. Haydi gelin birlikte kiraz toplayalım. Şu aslan pelçesi dediğin şunlar değil değil mi abi? Değil, o da değil. Kocaman o. Onu sana göstereceğim. Bak şu kantaron dedikleri bak. Ha. Bu tohumladı şimdi. Bak. Kantaron. Bunu evet. Saf zeytinyağının içinde bekleteceğim. Güneşte beklediyorlar. Kantaron yağı çıkıyor. Kaşıntı mı var sürüyorlar. Öyle mi? Yara oldu muydu sürüyorlar. Ama az bu. Geçti şey zamanı. Gene denk gelir sağ. Baba. Al gel. Dur. Şurada var yolu vereyim. Babak. For işi. For something. Yok. Şehir tükede. Bunu zeytinyağda, saf zeytinyağı yalnız. Saf zeytinyağının içinde bekletecek. Onda beklediyorlar. Tamam. Bir ay mı bekletiyorlar, iki ay mı ben bilmem. Öyle duydum. Onu Sümeyra'ya sorarsın sen. Evet. Do you want more? Birazcık da sen alasın. Egzama falan olsa gideriyor yani, kaşıntı falan. Egzamayı, kaşıntıyı gideriyor. Egzamayı götür ama götürmüyor herhal. Gene neye faydalı olduğunu araştırırız ya. Evet. Ha. Tamam. Tam size olay çoğudu burada. Çoğudu. Biri işlemiş, pişmiş, çuvallara doldurmuş, satacak. Satacak. Geldim yakaladı mıydı, seslenmedim gayet. Salla. Beraber sonra ayıralım diyor. Kovalarımız hazır, başlıyoruz. Maşallah. Biz pazardakini kiraz zannediyoruz bunlar. İlaç geçti yani. Ne derler bunu? Öyle alırlar. İçinde ilaç var mı yok mu? Kalıntı olursa şey etmezler. Almazlar. Ya bak ya Allah. Look. Hop. Look bir saniye. Hey. Ha. Ne kadar büyük. Cennet yere geldik. Evet. Cennet gibi bir yere geldik değil mi? Evet vallahi. Şunlar bak ne kadar ermiş ve büyük. Bak. Look. Ne? Evet, it's a big size. This also look. Normalde merdivenle falan topluyorsunuzdur değil mi şeyleri? Tabii merdivenle. Asıldın mı kırılır. Ya bu ağaçtan yeter elin. Hı? Bir tek another also. Okay. This Aylin. Very nice if you take this area, this. I take you. Seni de çekiyorum ara sıra çekeyim. Tamam. Hı-hı.
and then you go this way. Mole çok güzel. No. 2 yıldır çile çok geliyor bak. 2 yıldır çile çok geliyor. Çine. He. Allah. Ta buradan. Özel ala geliyorlar buraya. Şirketler götürüyor yani. Any color because we much better also. Yes. Yes. Sana da bir rengi bu. Tabii ya. Yemek rengi. Now ready this. Ama ne yapacağım? Onların dediği geçerli. Kırmızı kırmızı götürürler. İgo, sarılar hazır mı yemeye? Sarılardan hazır mı mesela alsak bir iki yemeye? Al diyebilirsin ama tam olgunlaşmadı. Bunlar bunun hasadı bittikten sonra onlar başlıyor. Ha. Yellow total not ready yet. We check. Okay, no problem. No, more. No problem. We can. This good or not? Good. Bunlar böyle tek tek toplanacak ha şeyler zamanı gelince. Gelmiş zamanı yani değil mi? Şu gelene yardım edecek. Efendim gelelim. Vallahi gelelim. Toplayacağınız zaman gelelim. Sen söyle, ben sana ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Şu gelene yardım etsek ederim. Ha. Toplasana diyor. E şimdi bunların zamanı gelmiş geçiyor. İşte alacağız gayr geldiği zamanı. Evet siyahlar bize. Bak tam yemelik bunlar ya. Evet siyah. Take this. Al bunları. Bunlar dökmüş. Ağaç besleyemeyeceği için. Hadi bastırırız. Yok değil. Ağaç dökmüş kendini temizlemiş. Bak o da güzel. Kendini besleyemeyeceğini. Besleyemeyeceğini anladığı için. Zayıfını, çürüğünü. Zayıfını döküyor. Çürüğünü, zayıfını döküyor. Allah'ım budur otu ya. Vallahi bu yok ve güzel. Yes. Abi ya. Rabbim ödüm. Çok güzel tadı var. Şuna bak ya. Ne kadar güzel. Ben de gelin de yardım edindirsiniz zannederim. Yok ya. Gelir yardım ederiz. Ne olacak bu? Doğru ya. Toplamasın. Zevkli bize göre, bize göre zevkli. Bize göre. Çok zevkli ya. Bize. Buydu, bırakırız kaçarsın sen de. İkinci gün diyorsun. He. Biraz da kırmızı toplayalım. Tabi o ilk girişteki ağaçtan. Bu var ya olmadı. Evet yemeyelim. Söyle yiyeyim. Şey acı diyor. Aylin tatmış ha. Ekşi. Bu kırmızılar bittikten sonra bunun zamanı. Burası Toroslar. Hadim diye mi geçiyor buranın bir köy ismi var mı? Yani şurası köy değil değil mi? Hadim de Hadim'in sesi. Now Konya not big like this, huh? Market. So. No, this area daha büyük pulo. Take this. Yine yolu kıyısını bir çek. Tabii. We go first three.
Doyduysanız ilk ağaca gidiyoruz. First tree. İlk ağaca, ilk ağaca. Önce kırmızıya uğra. Fotoğraf orada. Asıl orada fotoğraf dediğin gibi. İlk ağaç dediğimiz, yolun kıyısında gördüğümüz ilk ağaç. Nedense o ağacın kirazları gözümüze çok güzel geldi. O kadar kirazın arasında o ağaçtan da kiraz toplamayı istedik. İlk gördüğümüz ağaçtan da kiraz toplamak için aşağıya doğru iniyoruz. Kiraz bahçesinde buldukça sarı kantaron otu da topluyoruz. Bitki çayı yapılıp içildiğinde sakinleştiren, yağı yapılıp cilde sürüldüğü zaman egzamayı gideren ve cilt bakımına iyi gelen bir ot. Yılan mı diyor? Hı. Şunlardan topla diyor, sarı. Yılanın evi var burada bak. Kantoron. Same ha? Benim ama karnım dediğin gibi karnımız doysa da gözümüz doymuyor bu şeyler. Vallahi ben yiyemedim sizi çekeceğim diye. I don't eat. Şey diyorlar ayakkabıcın ayakkabıcı ayakkabı olmamış dedik gibi hadi. Ben yiyemedim sizi çekeceğim diye. Okay, go. Süs için. Aa karıştırdım. Ne? What this? Yo bunlar ayrı, bu değil. Evde deko. Evde deko. Onu yap, çiçeklerini alacağız. Zeytinyağının içine atacağız. Şu saplarını atın dışarıya. Şunları doldur, doldur. Sadece çiçeklerini şeye doğru, kavanoza dolduracağız. Tamam. Saf zeytinyağını koyacaksın ağzına kadar. Ondan sonra ağzını kapatacaksın, ters yatıracaksın. 2-3 ay sıcakta duracak. Bafına koy ver. Atıyorum sana dışarıda. Ondan sonra ters çevir. Boylaşıyor zaten o. Ondan sonra onu kullanacaksın. Yağ çıkıyor. Tabii çiçeklerini süzüyorsun bir kaba. Ondan sonra o artık kantoron yağı oluyor. Kantoron yağı oluyor. Tamam. Bilhassa yaralara çok iyi geliyor. Ha bu ökçe de şey kabuk da falan kesin bu kadar oluyor. Evet, onlara falan oluyor yani. Yanlışlıkla sarı kantorona benzer başka bir ot toplamışız. Ama Aylin dedi ki bunu da evde dekorasyon olarak kullanırız. Bolca kiraz topladık. Şimdi bu kirazları bir kutuya koyup ilk kiraz ağacına doğru gideceğiz. Tabii yolda buldukça da sarı kantoron toplamaya devam ediyoruz. Evde çiçeklerini ayırırsınız. Çokça kiraz topladık. Toplarken de bol bol yedik. Karnımız doydu ama gözümüz doymadı. Var var var. Poşeti everything total inside this area. Tamam. Oo. Evet. Ne dik patını ne problem? No no no. Oh, bu kiraz hasılatımız. Bu kantaron. Aa bunu da dök, bunu da. No 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 this. Cherry. This cherry also. Yes, yes, yes. Bunu da dök. Yaprak ötmüyordu. Yaprak toplamışız. Şu ayağın cennet kadar. Bir tane. Hayır hayır işte vereceğim. Cennet beraber. Cennet gel. Bu güzel. Bak video. Bilip bilmeden şey yapmayalım çünkü. Yok. Bilmez.
Buna biraz büyümüş öyle gördüm. It's ready. Take different. Şuna karıştıralım mı? Başka. Başka. Ama bunda bozulur. Ha, this şurası. Area because şuna, şuna koyalım. This problem. Buradan alırsın. You can take this. Same, same, you can take. Take, take, take. Thank you, sir. Bu da tam sulanmamış. Hmm. Ama yenir, yenmez değil. If you like, you take. If don't like, okay, enough, huh? Enough and another. Hangisi? Yo, yukarı daha büyüktü. O ağaç, o etekten büyütmüş. Tam bu olmuş işte. Toplanma zamanı gelmiş bunun. Suyu bahar geç ver. Biz bunlara da ondan öyle o. Bak işte şimdi. Yes big. You can take. Heh. O niye öyle oldu bilmem. Normalde diğerlerinden farkı yokmuş. He? Ama bunun rengi biraz daha böyle şey gibi sanki ya. Yo, bu da aynı. Bu da aynı. Ha. Ama bu ağaç dediğin gibi güneş vurunca böyle pırıl pırıl. Bu solda budanması lazım. Bu. Ondan biraz ufaklığı. İlk ağaçlar dediğimiz ağaçlar işte bu ağaçlar. Yoldan geçerken bahçede ilk bu kiraz ağaçlarını gördüğümüz için buradaki kirazlar bize çok güzel gelmişti. Oysa yukarıdaki kiraz ağaçlarından, kirazlardan hiç de farklı değiller. Adam da iyi insanmış. Allah razı olsun abi, değil mi? Tabii. This three good one. No, that's good. This. Okay. We go good. Ben diyorum bunun evlerinde silah falan da var mı koruma için? Vardır, vardır. Vardır, vardır. Vallahi çok üzüldüm ya. Hayırlı olsun bakalım. Video mu çekiyor abi? Evet. Yeterince kiraz topladıktan sonra kiraz bahçesine 3 kilometre uzaklıkta olan Taşkent'e uğramadan olmazdı. Taşkent çıkışındaki kaynak suyundan su içiyoruz ve suyun arkasındaki tepeye tırmanıyoruz. Aylin bu kayanın King Kong yani maymuna benzettiğini söylüyor. Gerçekten de biraz haklı. Hadi
Değil değil. Başka bir şey bu ama. Hangisi? Yok yok değil işte o değil aynısı değil. Buradan diyor maymuna benziyor diyor şey kayanın şekli. Böyle King Kong'a benziyor diyor aynı. Evet Taşkent burası. Taşkent'in hemen çıkışındaki o Tatlısu Çeşmesi'nin orası. Tatlısu hemen aşağıda. Gördüğünüz gibi çeşme aşağıda. Güzel bir günün ardından dönme vakti geldi. Bu görmüş olduğunuz manzaraya karşı bir yorgunluk çayı içtik ve dönüş yolculuğuna koyulduk.